Galatasaray'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem transferde bugün yine Sayın Başkan'ın attığı tweetle birlikte federasyon ve alınan kararlara yönelik de Galatasaray'ın itirazı devam ediyor. Mücadelesi devam ediyor demek lazım herhalde Mehmet Oğulcan Çağlayan transferini evet. birebir etkileyecek. Onu söyleyelim bence yani izleyicimiz muhtemelen Oğulcan'ın durumunu merak eder. Oğulcan'da süreç Galatasaray'da sporla anlaşmıştı. 500 bin bir bonservis. servis. Ali Yavuz Kol bonservisiyle Atalay ve Yunus da oynama şartıyla. Güzel bir anlaşmaydı ama Rize Spor tarafının o sözleşmeye tahkim kurulu, disiplin kuruluna yönelik yapılan davaları geri çektirilmesi, şartını koşması Marka'nın cezasının açıklanmasından önce vesaire o süreçler Galatasaray'ın geri adım atmamasına. Ben artık bu saatten sonra Galatasaray'ın Olcan konusunda Rize ile ve tahkim kurulu federasyonla muhatap olmasını bekliyorum. Açıkçası burada düşen Galatasaray'a 1.2 milyon euroyu öder. Oğulcan'ın lisans problemi ortadan kaldı. Oğulcan oynamaya devam eder. Galatasaray'da bu süreci e, ayım e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, KAS ve FIFA'da arar. Bir Oğulcan konusunda netlik kazandığını çünkü sürekli soruluyor. Maçlardaki o görüntüsü de üzüyor insanlar ister istemez biliyorsunuz o ki tabii yani genç bir 96 doğumlu, 25 yaşında ve artı 3 kuralını düşünürsek de, yani şimdi Fatih Hoca bası toplantısında ifade etti. Artı üç türkü açalım. Taylan Berkan, Kerem oldu dedi ama Üç oyuncuyla da sezon bitmez 38 maç. Yani orayı muhakkak Hı -hı. çeşitlendirmesi gerek. İşte son Randers maçında Barış Alper Yılmaz'ı kazandı orada. O rotasyona girebilir. Ben Emre Kılınç'ın da girmesi gerektiğini düşünüyorum. Artı Oğulcan da kesinlikle hücumda ciddi bir çeşitlik Galatasaray için. Geçen sene Galatasaray'ı ne zaman beğendin diye bana sorsalar Kasım Aralık ayları derdim. O o tarihlerde Oğulcan düzenli oynadı. Hatta bir Trabzon depresyonunda forvet çıkıp bir gol bir de diğer gol hazırlamıştı yani. Fena bir oyuncu değil olacağım. Bir de artı bu yaşanan süreç ben Galatasaray'ın destek olacağını düşünüyorum. Ve 1.2 milyon tazminatı ödeyeceğini düşünüyorum. Ve daha sonra hukuki süreçler. Federasyon tarafına gelirsek de ya, savunma da yapılmayacak. Onu ifade etmişti e, Sayın Başkan. Artık ben kolay kolay ki göreve başladıkları zaman bir iyi niyet göstergesi olarak e, ibra çekimser çekimsel kaldılar. Ne olumlu ne olumsuz ama bu saatten sonra artık Galatasaray Federasyonu olan tavrını net belli etti. Ben geri adım beklemem açıkçası. Tabii Oğulcan Çağlayan Sorun çözülmeden Mehmet'in de az önce belirttiği gibi transfere de e, yön vermeye zorlanıyor Galatasaray yani olacağını durum belli olduktan sonra belki de bambaşka bir adım atacak transferde. Evet. Böyle bir ihtimal de var. Evet. Yani burada Özellikle değerli transferinde e, ya en büyük sıkıntı Olcan için oynayamıyorsunuz düşünsenize Tabii. yani oyuncu için en büyük e, daha ağır bir ceza yok zaten verilebilecek parayla bir karşılığı yok bunun. Uzun zamandır da oynayamıyor. Bir an önce çözülmesi lazım bunun. Bence kesinlikle yani artık bir orta yol bulunmalı. Çünkü futbolcu açısından gerçekten çok zor bir süreç. Yani oynayamamak, kenarda beklemek ve bir türlü de bitmemesi bu sorunun. Galatasaray ödeyecek diyorlardı Mehmet. Onunla ilgili bir şey var mı? Yani şimdi bir bilgi geldi. Bunu program sonrasında araştırıp doğrulatacağım. 6.6 milyon euroluk bir Avrupa Ligi'ne katılım parası var. Bu parayı sanki federasyon... ...kesip Olcan'ın parası olarak düşülebilir hesaptan, öyle söyleyeyim. Bir netleştirmek gerek ama artık 8 Eylül son tarih, 8 Eylül'e kadar Olcan meselesi çözülecek. Diğer türlü iş hukuku süreç olursa Ocak ayına kadar Olcan oynayamaz. Önemli 9 transfer yapıldı, 2 tane daha ben transfer bekliyorum... Halil Dervişoğlu ve Gerson Fernandes. Halil'in konusu da, kapanmadı değil mi öyle? Halil'in ben e, transfer için pozitif düşünüyorum. Şunu biliyorum en Şimdi azından. Milli takıma da çağrıldı değeri de artıyor ama. Artı yani. Halil'in düşüncesi de Galatasaray sayesinde milli takıma çağrıldığını. Bir de şu e, öyle. şu ayrıntı var. Ümit milli takımda da çok iyi performanslar. Örnek performans de vereyim. Galatasaray mesela bir transfer dönüyor Amrabat'ı transfer etmişti. İşte Amrabat mesela büyük takım futbolcusu diyemeyiz. Kötü futbolcu asla değil. Hı hı. Galatasaray sonrası işte Malaga'ya Watford transferler yaptı ama Halil ile ilgili düşünce de büyük takım futbolcusu. Bunu açalım, Sırtı dönük oyun, İki ayağıyla iki tarafa dönebilme özelliği, etrafını oynatma artı Türk olması çünkü bu sezon 8 artı 3, önümüzdeki sezon 7 artı 4 yani e, o Tabii. bölgede ciddi artı. Bugün Jack'le ile Mustafa Muhammed'in e, yerli bir alternatifi yok. Hani Halil de başlayabilirsiniz. Maçta ve Halil'in de Kerem'le çok iyi uyumu vardı maç içinde bizim e, gördüğümüz. Ben Halil'in Galatasaray'la anlaştığını biliyorum. Galatasaray'da Brentford'u ama zorunu satın alma opsiyonunu kiralık. Ama bonservis bir şekilde ikna etmeye çalışacak. Kritik gün 2 Eylül. Neden 2 Eylül onu izah edelim. 2 Eylül'e kadar bu transfer biterse Galatasaray Halil'i Avrupa Ligi listesine yazdırabilir ki Avrupa Ligi'nde Marsilya gibi, Lazio gibi zor bir kura da çekti Galatasaray. Yani Halil'i o listeye yetiştirmesi bence mantıklı olur. Diğer türlü 8 Eylül'e kadar kalırsa o transfer. Oyuncu sadece Süper Lig'de oynayacak. Diğer transfer Gaston Fernandes, ama Gerson Fernandes ama başka bir 8 numara Galatasaray transfer edecek onu söyleyeyim. A planı hala Gerson Fernandes olduğu için bu transferde beklemede. Oyuncuya 7 milyon euro bir teklif yapıldığını biliyorum Benfica'ya. Kabul edilmedi. Benfica'nın beklentisi artı 10 milyon euro üzeri artı şu aşamada sürekli bizi artık aramayın. Oyuncu kalacak diyorlar ama Gerson Fernandes kalmak istemiyor. Nedeni Dünya Kupası'nı artık kendisini bir Portekiz amilite havuzuna atmak istiyor. Koray sen de Avrupa Futbolu'nu takip ediyorsun. Biraz o treni kaçırıyor gibi. Orada Renato Sanchez bir sürü genç Doğru. oyuncu da var. Yani oyuncunun oynaması gerek. Benfica'da yedek kalarak o Portekiz çünkü beklenti buydu. O yüzden topluma e, kiralanmasına 50 milyon euro bonservisi yazıldı e, Getson'un. Galatasaray istiyor benim çıkışı Victor Nelson'a 7 milyon euro bonservis ödeyen Galatasaray Getson için bence daha yüksek rakamlara çıkacak. Bu sürece kadar belki bir satış gerçekleştirecek. Marka için konuşuyoruz iki kulüp, onu da izah edeyim. Ee, Rus kulübü Krasnodar 8 milyon euro bonsel bir teklif yaptı. Galatasaray henüz cevap vermedi ama 10 milyon euro alt teklif olumsuz bakılıyor. Diğer teklif Napoli. iyi bir rakam 14 milyon euro ama sevini izah edeyim. 1,5 milyon euro kiralama, 13,5 milyon 12,5 milyon euro satın alma opsiyonu ama sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu yok. Yani Anladım. E, e, Napoli özgü bir opsiyon. İsterse almaz yani. Bir sebebini söyleyelim. Sebebini oluyor. söyleyelim. Neden e, zorunluya soğuk bakıyor Napoli? Çünkü Marka 8 maç ceza aldı. Marka'nın 8 maç Süper cezalı olması Napoli'ye transfer halinde o cezasını Serie A'da çekmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir örnek vereyim Galatasaray Andone'yi Premier Lig'den Brighton'dan sanırım transfer etmişti. Andone 2 maç cezasını Süper evet. çekmeye devam etmişti. Falcao o dönem sakatta Adem oynamak zorunda kalmıştı. Onu hatırlıyorum. Yani doğal olarak da Bugün markayı transfer etse Napoli muhtemelen Ekim ortasına kadar milli düşünürsek düşünürsek Ekim'in son haftasına kadar ilerlenemeyecek. O yüzden de zorunlu satın alma opsiyonu tepkinli, temkinli yaklaşıyor. Yoksa rakam Galatasaray'ın kabul edeceği bir rakam. Evet. 1,5 kiralama 12,5 satın alma opsiyonu. Markayı da beklemek gerek. Markanın satışı gerçekleşirse ben o hemen geç son için olabildiğince evet. kullanılacağını düşünüyorum. Geç son olmazsa da muhakkak orta sahaya bir yabancı takviye olacak onu izah edeyim. Bu arada oynanan maçların sonuçlarını da hatırlatalım. Yeni Malatya Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 önde. Kayseri Spor'da Başakşehir deplasmanını 1-0 önde ilk yarılar bu şekilde sona ermişti. İkinci yarı oynanıyor. İki iki karşılaşmada da e, TFF birincilikte de Kocaeli Spor, Samsun Spor karşısında 1-0 önde. Geçiyor öğren gücü Adana Spor mücadelesinde ise henüz golsüz. Gol sesi yok. Galatasaray'da transfer döneminde hamleler yaptı Koray Baloğlu. Farklı işte, bir strateji uyguladı. Genç oyuncular Mehmet İndiri gibi. Marka 24 ilgili, yaş ortalaması. Marka ile ilgili bir ekleme yapayım bu arada. E, bugün bir telefon aldım. E, %10 para cezası konuşuluyordu biliyorsunuz. O kesinmiş. Onu söyleyelim yani Marka ya yıllık ücretinin %10'u kadar para 120 cezası. 120 bin euro. Onu söyleyelim. Galatasaray. Ve o da bir aylık maaşına denk geliyormuş. Doğru. 10 aya bölünüyor futbolcuların maaşı. 1 milyon 200 bin euro Marka'nın maaşı. Her evet. ay 120 bin euro deniyor. 10 ay ödeme alıyor Haziran Temmuz'u orada e, marka gidecek falan diyoruz ama yanlarında Türkçe çalıştırıyor kızına Türk bayrağıyla bir paylaşım var biliyorsunuz. Yani Biz güzel iletişim karnım. stratejileri bunlar. Şimdi konuşturma bize Cüneyt abi. Ben şeyi beklerdim. kalp Türk bayrağı. ben Cüneyt abi <laughs> ben açık açık söyleyeyim. Eee Rändis'te ilk maçta ilk golü Kerem zaten 1-1 bitti. Kerem Aktürkoğlu golü attı ya. Orada marka adam bir paylaşım beklerdim gol diye. <laughs> yani tabii. Ya doğal, ciddi normal güzel bir şey tabii kızıyla Türkçe çalışması da yani tam 8 maç ceza aldıktan sonra bunları çalışması da bir iletişimci ben olarak Twitter yani. Twitter bizi... önüme getirdi o yüzden bahsettim. Yok bir iletişimci <gülüyor> olarak <gülüyor> beni tabii ki çok şey yapmıyor da. Ben öyle değerlendim yani, yani. önüme gelince bir yandan kadro açıklanacak mı işte işte ona bakıyorum. Ya bu çünkü. şey gibi mesela böyle bir e, bir nasıl diyeyim özür dilenmesi gereken bir olay gerçekleştirenler genelde özür dileyecekleri zaman hep kameranın karşısına geçer. İşte masum böyle üzgün bir surat ifadesi ve dikkat ettiysen hep kıyafetleri beyazdır. Beyaz tabii. masumiyeti çağrıştırır ya işte bu bir stratejidir iletişim stratejisi. Bu da bana ona anımsattı Marka onun bu paylaşımı da. E, güzel bir şey ama e, belki çok çalışmasına gerek kalmaz Mehmet'in dediği gibi Galatasaray satacaksa eğer. E, Artı 10 göre, milyon euronun üzeri teklifte satış gerçekleşir diyorum ben. Krasnodar'ın 8 milyon yeterli görülmüyor. Napoli'nin zorunlu satın alma maddesini kabul etmemişse süreci tıkıyor. Ama bir gerçek var. Niyete girildi. E sonuçta Victor Nelson. Yani o sonra sıcak bakıyordur zaten. Fana yani. not dışında şu aşamada takımda da bir ciddi bir sıkıntı var. Yani Kerem'den yana tavır alındı. futbol takımlarında kavga oluyor. Kavgayı savunmak anlamlı söylemiyorum ama her takımda oluyor. Ama tabii kameralar karşısında hani bugün hala Lee hani ben hatırlıyorum bu kalabalık olmasın Leeds United'tan dolayı Newcastle'ın çoğunun aklına Newcastle'daki o sağ içindeki daireyle yaşadığı kavgadan çağrışıyor. Yani evet, Markando görüntüsü unutulmayacak. Bir de Hani e, buradan masum değil ama hani tek bir yumruk olsa baya bir müdahale var orada. Üç tane müdahale yapıyor Kerem'e. Tamam Kerem'in de sus işareti yapması hoş değil aralarında çok yaş farkı da yok. İki yaş farkı ama tabii marka adı Hakkı bir oyuncu diyebiliriz.